Merhaba. Merhabalar hepinize güzel yüreklerim. Evimde tasarım mıydı? Unutmadan söyleyeyim. Evet. Öpüyorum seni çok bir tane. İlla bir canlı yayın açın dedi. İnşallah kaydedebiliriz. Yani o kısım muamma şu anda. Sürekli bir problem yaşıyoruz. Bilmiyorum. Ufak bir eskitme hemen. Bakın hemen 2 dakikada objeyi boyadım. Çok vakit almayalım diye. Oradan gülme Banu. Konsantrasyonu bozuyorsun. Evet, misafirlerimiz de var. Merhaba. Felaket bozuyorsun. Bulanığınız ama neden bilmiyorum. Ekranıma odaklıyorum. Soralım sesimiz nasıl geliyor kızlar? Görüntümüz nasıl söylerseniz Burcucuğum. Nasıl geliyor canım sesimiz, görüntümüz? Ya uzun uzadıya bir şey yapmayacağım zaten. Ufak bir eskitme pudrasıyla bir çalışma göstereceğim. Şu heykeleye bitiyorum ben. Bayılıyorum. Çok seviyorum kendilerini. Hatta bunların altına ben bir şey yaptırdım. Büst şeklinde böyle daha güzel dursun diye bir yükselti yaptık. Şimdi beyaz pudra kullanacağım. Simsiyah boyadım. Boyanmayan yerler kalmış çünkü çok hızlı bir şekilde boyadım. Sesimiz, her şeyimiz çok güzel. Görüntü İnşallah de ses de. İnşallah kaydedelim Allah'ın izniyle. İnşallah. Vallahi İnşallah bir Bana tane. Bana oradan beyaz pudra verebilecek misin? Değil. Miss Soprano gelmiş, hoş geldin diyor ki muhterem Nur'un Müslüm'ünün yanına Ama koy bunu şey da. Söyleyebilir miyim? Ne kadar meşhur oldu bizim Müslüm'ümüz. Tarihi esermiş kendileri. Evet, evet. Ama yani çok sevdiğimiz bir obje. Ben evet. Buluyorum. Zaten onun, direkt evine götürdü. Bir de onun farklı bir versiyonunu boyayacağız sizlerle. Evet. Diğer modelini. İbrahim Tatlıses var. Beyaz pudra kullanıyorum. Evet. Bakın simsiyah şu an ama ufacık bir dokunuşu nasıl değiştireceğiz kendilerini? Kendileri ne olur? Artemis. Prenses. Artemis'miş, öğrendim. Bu sefer hazırlıklı çalışıp geldim. Sen muhteşemsin ya. Benim biliyorsun zaten uydurmalarım meşhur. Arzu geldi abla diye bağırıyor. Ablasının bir tanesi. Bak isim neydi evimde tasarım? Evimde tasarım. İsminiz neydi acaba? Unuttum. Beni kırmadınız, canlı yayın açtınız ya, ağlayacağım şimdi, sizi çok seviyorum diyor. Şimdi pudra güzel böyle vintage eskitme efektleri veriyor. Bu da hani girintili çıkıntılı yüzeylerde bu alt tabana uyguluyoruz daha çoğunlukla bunu. Ki böyle oradaki yerler belirginleşsin diye. Şimdi nasıl ortaya çıkacak göreceksiniz. Zemini ne renk boyadınız Arzu Hanım? Düz retro siyah. Siyah gibi görünüyor ama düz siyah. Siyah boyadım. Evet. Bunu da ben yatak odama koyayım bence. Kesinlikle yakışır. Ya da dur ya, aklıma bir şey geldi. Biz bunu bir takipçimize yollayalım. Hadi ama, gönderelim. Nasıl yollayalım? Ama sayfamızda paylaşalım. Bizi etiketlesinler. Sonra bir çekiliş yapalım. Tamam. Yalnız ne güzel boyamışım var ya, hayranlıkla şu an kendimi izliyorum. Her yer. Şimdi polyester boyarken mesela şöyle boyuyorsunuz ya. Arada böyle çevirin, böyle çevirin. Çünkü kurudukça boyanmayan yerler ortaya çıkar. Böyle güzel pudramızı girdik. Evet, bu objemizi yeni katılanlar için de söyleyeyim. Objenin boyaması bittikten sonra yarın ana sayfada paylaşacağız. Çekiliş şartlarını yazarız. Bunu bir kişiye hediye edeceğiz. Arzu Hanım hediye sonra etmek istedi. Sonra nemli bir bezle, bakın şöyle girinti olan yerlere çok fazla girmiyorum. Çünkü oralarda böyle, bakın nasıl güzel. Şimdi farkı görüyor musunuz silinen yerle? Silinmeyen yer arasında. İnşallah kaydedelim. Evet, internet sitemiz açıldı. www.atölyesmail.com.tr adresinden. Ama mutlaka bizimle iletişime geçsinler. Evet. Fiyatlar değişti. Henüz oradaki fiyatları değiştiremedik. Yarısına geldik. Daha tamamlayamadık. O yüzden siz beğendiklerinizin görselini alın. Ama bizimle iletişime geçin WhatsApp'tan. 0552-202-9052'den indirimli fiyatları kaçırmayın diyoruz. Bakın şuralarda birazcık daha yoğun kalsın. Bakın ufak bir dokunuşla nasıl o üzerindeki şeyi belirginleştirdik. Değil mi? Evet. Bu nemli değil ama bunlar? Suyu yanına getirdim. Ha,
hafif nemli oluyor diye. Güzel kıvırdın mı? Güzel. Gerçekten. Ben başka biriyle canlıyım falan çekemezdim. Yani. Çok güzel kıvırdım vallahi için. Süpersin. Islatmayı unuttum demek yerine. Kendi istediğin kadar ıslat diye. Olsun. Boya, beyaz boya ile de yapılabilir mi yaptığınız Arzu Hanım? Glaze karıştırıp yaparsınız ama bu hani özellik olarak pudralı bir dokusu olduğu için böyle daha vintage duruyor ama elinizde yoksa tabii ki siz normal beyaz boyaya glaze'i karıştırıp silerek de bu tarz bir efekt yaratabilirsiniz. Tabii her zaman biz ne yapıyoruz? Pudra uyguladıktan sonra yine ben alt tabana vurduğum rengi... Eskitme pudrasını bir alabilir miyim? Beyazını, evet. Şu eskitme pudrası beyaz sürdük üzerine. Siyah boyandı zemin üzerine beyaz eskitme Şimdi pudrası. Şimdi toz varağımız. Hastasıyız. Evet, gerçekten. Olmazsa olmazımız. Gerçekten hastasıyız. Ve vernikle karıştırıyoruz bunu. Şöyle bakın, bu sürülebilir kıvam önemli olan. O kıvama getiriyorum. Allah'ım, Gölcük'ten de selamlar. Gölcük'e Burz'den de selamlar. Emel Hanımcığım, Emel çok teşekkürler. Oh oh, herkes, bir sürü insan var. Paldır küldür giriyoruz ama, değil mi? Burcu diyor ki canlı yayında sıkıntı yok. Canlı yayını sonradan izleyince ses kesiliyor. Tabii diyor. Ben konuşuyorum, ses böyle ağız başka söylüyor. Ay, inşallah kaydederiz ya. İnşallah. Mobilden giriyorum ama. Şöyle sürülebilir kıvama toz varağımızı getiriyoruz. Siz ister normal varak uygulayın. Titanyum serisi kullanabilirsiniz. Bakar mısın güzel? Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu nasıl boyayayım? Şöyle boyayayım. Evet. Üstün şu kısmını şöyle net bir varak istedim. Size daha neler göstereceğim, neler. Daha yeni başlıyoruz canlı yayınlara. Şu Aynen. Fuarı bir atlatalım. Çok güzel şeyler hazırladık sizler için. Fuarda boyamak için de çok güzel şeyler hazırladım. Özel evet. Şeyler yaptırdım. Orada güzel güzel eskitmeler yapacağız. Evet, cumartesi ve pazar günü oradayız. Bekleriz mutlaka. Yasemin Hanım, madem Bursa'dan selamlar, çok yakınsınız. Atölyemize gelin. Buradan görüşelim. Kahve içelim. Arzu Hanım, kimse sormadan ben bir şey sormak istiyorum. Bu toz varakla yaptığınız alt kısmı var ya, evet. Başka nelerle yapılabilir? Titanyum serisi, rich titanyum serileri, folyo varak ama eskitmeli durur folyo varak, net durmaz. Aynı görüntü normal yaprak varak, yani bildiğimiz varakla da yapabiliriz. Tamam. Ay. Şimdi ince işler. Prenses de kucaktan kucağa geziyor. Evet. Tülay Hanım, bekliyoruz diyor. Geliyoruz fuara diyor. Bekleriz. Aynen, her zaman. Bakalım. Ben biraz geri çekileyim. Görüntü biraz bulanıklaşıyor. Şu benim boya şeyimden bir kırmızı boya verir misin bana? Atölye Sanat Evi, anlayamadım. Elbise beyazı siz mi boyadınız? Yeni açtım. Hangisi elbise boyası? Üzerindekini diyor herhalde. Ha evet evet. Düz evet. Siyaha boyadık. Üzerine beyaz eskitme pudrası girdik aralara. Hep soruyorsunuz. Bak, güzel bir soprano sormuş gene. Toz varağın içerisine vernik karıştırdığınız verniğin mat, yarı mat, parlak olmasının hiçbir önemi yok. Sadece vernik, su bazlı vernik olması yeterli. Şimdi ben biraz pres gitme şeklinde her zaman pudrayı uygulayınca biliyoruz ki önce şu boyanmayan yerlere bir girelim. Arzu Hanım, cumartesi günü kaçta fuarda olacaksınız? Ya yani, biz bütün gün oradayız ama... Bütün gün demeyelim, ben 11 gibi falan gelirim muhtemelen. Genel olarak için standında olacağız. Yayın saatlerini paylaşacağım. 15.45 miydi? Unuttum saatlerini. Hem cumartesi hem pazar günü orada bir etkinlik yapacağız birlikte sizlerle. Şunu alayım. İzmir'den de selamlar var. Almanya'da toz varağı nereden buluruz diyorlar. Çok güzel bir soru. Hiç bilmiyorum. Vallahi inanın bilmiyoruz.
Prenses, nerede annesinin kuzusu? Bugün misafirimiz var. Aslında artık her gün misafirimiz var. Arzu Hanım'a yeni asistan geldi. Sanırım benim papucumu dama atacaklar. Bakın biraz kurumasını bekleyin tabii siz. Böyle siyahla da bütünlüyorum şu anda. Hayallerini tasarla. Diyor ki kolay gelsin Arzucuğum, bir ricam olacak. Buyur. Tatlım, benim için cam boyama çalışması yapar mısın? Dekopaj olmasın, süslemesi. Senin tekniğini görmek istiyorum canım diyor. Sen falan yapabiliriz, dekopaj da uygulayabiliriz evet, cama. Hangisi isterseniz yaparız tabii ki. Yazın ama ben unutuyorum. Bakın şimdi evimde tasarım yazdı. 2 dakika bir boşluk. Hemen bir yayın açtık. Görmek istediğiniz teknikleri yazarsanız bana. Rich ile yenilen diyor ki üzerine tekrar vernik ister mi toz yaldızla yapılan, yani vernikle karıştırdık ya, ayrıyetten vernik gerekir mi diyor tozla. Ya su bazlı atabilirsiniz tabii. Tülay Hanım çok derinden takip ediyor. 14-15 canım diyor. Unuttum. 14-15, 15-45 miydi? Öyle bir şey. Bugünü de power alabilir miyim? 5 gibi falan da herhalde. Vallahi öyle bir şey diye olmasın. Yazacağım zaten, paylaşacağım sizlerle. Arzu'nun boyamaları yeni başlayan ve bunu işe dönüştürmek isteyenlere ne paylaşırsınız? Ne isteyenlere ne tavsiye edersiniz diyorlar. Yani iş yeri açmakla ilgili mi, evet, yoksa satış amaçlı mı? Bu işi meslek haline dönüştürmek için. Bununla ilgili Arzu'nun bir yayın yapacak galiba. Çok soruluyor. Evet, bunu bir yayında bence retroperest kolay gelsin demiş. Önce istemek önemli galiba. Zaten ufak ufak teknikleri gösteriyoruz. Bir gazete gibi ya da şuradan... Şurada gazete var bak. Yağlı boyaların en altında. Vallahi çalışın, yapın. Ben çok mutlu oluyorum. Eskitme ayna efekti çalışır mısınız diyorlar. Var benim YouTube'da videom. Çok güzel bir ayna çalışması yapmıştık. Evet. Hatta şimdi çekelim, atalım biz onu tekrar sizin için. Almanya'ya kargomuz maalesef yok. Ah, çok soruyorsunuz. Yani boya ve sıvıları gönderemiyoruz maalesef. Cama da stencil olurmuş. Çok teşekkür ederim diyor. Var, hayallerini var, tasarla. Yaptım. Hatta ben YouTube'da iki tane cam boyama demişti ya az önce, hani dekopaj olmasın diye. Stencil uygulaması da yapmıştık ya, aynı efekte sıkmıştık. Sehpa yenilemiştim. Şimdi ben ikisini de sizin için hikayede paylaşacağım. Kaydırın, izleyin. Hem stencil uygulaması yapmıştım. Bir tanesinde eskitmeli güzel böyle. Geçen sene mi? 2 sene oluyor yapalım. 2 sene oluyor. Onları. Evet, evet. Ben yoktum yani. Bayağı oluyor. Var yani videolarımız. Çok güzel görünüyor Arzu Hanım. Hafif şimdi. Bu sefer üstü belirginleştireceğiz. Tabii kurumadı. Şöyle şöyle kuru eskitme atıyorum. Fazlalığını aldırdığımız boyanın şey kuru eskitme oluyor. Sürdüğümüz. Tabii kurumadan işlem yaparsanız olmaz. Biraz dağılabilir, evet. Ama olsun, bizim için sıkıntı değil. Yani evet. Ben eskitmeyi de sevdiğim için o karışımı da çok seviyorum. Hiç dert değil benim için. Kızım azıcık şöyle çevirebilir misin? Şimdi daha güzel görünüyor. Şöyle çevireyim. Şimdi. Efektler görünsün istiyorum çünkü. Ay, orası aklıma gelmemişti bak. Yoksa Müslüm'ün bacısı olarak. Ay son. Hayır, Mehmet Şahin oyacak beni. Vermez şeye de, Müslüm dedik çıktık ya işin içinde. Güzelim objeyi. Vallahi bilmiyorum artık. Saçlarım mı girdi? Yok yok. Şöyle biraz uzak durayım. Okuyalım şeyleri. Evet. Sonay Hanım şey yapmış. Almanya'da alabileceği şey söylemiş. Hı. Toz varağı da. Amazon diye satış sitesi var, oradan alın demiş. Gamze Kandilci nerede eğitim aldınız acaba demiş. Ben belediyenin kurslarında eğitim aldım. Tabii önemli olan bu noktada nereden eğitim aldığınız değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz. Çok fazla bir şey öğrenemedim açıkçası. Her zaman ama ufkum geniş, deneyerek. Bu iş
şey gibi ya, müzik gibi falan, hani alaylılar ve eğitimler var ya, evet. Bu işte yaparak aslında kendinizi geliştiriyorsunuz. Deneyin. Evinizde oturun, bir teknik deneyin. Yani hep ben deneyerek ulaştım her sonuca, öyle söyleyeyim. Arzum Hanım bakışlarıyla bile güzelleştirir onu demiş evimde tasarım. Böylesi aslında daha bile güzel bir eskitme efekti oluşturuyor diyor, şu alt kısmı dedin yani ıslak. Ben seviyorum o karışımları, benim için hiç dert değil. Daha iyi birbirine giriyor ve harmanlanıyor aslında. Ama sonrasında kuruduktan sonra biraz daha o gold'u yoğunlaştıracağım tabii ama şu an... Zagem diyor ki Arzu Hanım çok güzelsiniz. Ay canım benim ya. Mis Toprağı'na diyor ki Şahin Obi'ye söyleyin anlamında söylüyor. Sorumlusu benim ya, benim üstüme attın diyor. Arzu Hanım bitmeden Arzu bitmeden söylüyorum. Hı. Geliyorum almaya, o benim olmalını diyor, hayallerini tasarla. Hadi gelin yaparız, sizinle de yaparız. Yalnız şu an görmeden yapıyorum bizim. Aa pardon, özür diliyorum Arzucuğum. Sözünü kesiyorum ama Sonay Hanım diyor ki, hayır oradan alın demedim diyor. Amazon'da siz satış yapın Amazon'dan diyor. Biz oradan alabiliyoruz diyor Almanya için. Aa, bir araştıralım biz onu ya. Giremeyeceğim. Görmüyorum yani. Evet. Karanlıkta yapıyoruz resmen. Evet. Şey güzel çıksın diye. Her denemeden bir şeyler öğreniliyor diyor Befart. Merhaba Arzu Hanım. Cumartesi ve pazar saat kaçta orada olacaksınız ve satış yapacak mısınız? Satışımız... Bir standında yok. Için, evet. Satışı var tabii ki. Evet. Ve dudağa giremedim, görmüyorum şu an. Şey, kürdanla girmem lazım. İnce ama neyse. Renk vermiş mi yine biraz? Verdi. Onu tamamlarız, hiç önemli değil. Şunu bir çevirebilir miyim? Azıcık daha ışık vursun. Rich'in satışı olacak ama bildiğim kadarıyla. Biz orada, ben sizlerle tanışmaya, sizleri görmeye geleceğim. Saçlar müthiş olmuş demiş Şebnem Derin. Arzu Hanım, çelik kapımı boyadım. Vernik uygulamasında kadife rulo mu yoksa fırça mı kullanayım? İpek rulo kullanabilirsiniz. Rich'in yeni çıktı ipek ruloları. Onu kullanmanızı öneririm ben. Çok güzel vernik atıyor çünkü. Ama hani rulo yapamıyorum derseniz 2 numara ipek fırça da kullanabilirsiniz. İpek rulomuzu göstereyim mi? Gösterelim. Rich size eğitim vermiyor mu acaba? Boyalar konusunda ya da kullanılan alanlar kısmında veriyor tabii ki. Her yeni çıkan ürünle ilgili. Tabii. Şu ipek rulomuz. Bunu kullanmadan önce güzelce yıkıyorsunuz. Çok güzel bir yüzeyi var. Hem boyada hem de vernikte kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Ufak bir böyle ne yaptık? Bakın aslında çok bir işlem yapmadık. Sadece pudra kullandık. Beyaz pudra kullandık. Şunu aralara girdik. Nemli bezle sildik. Sonra ne yaptık? Yapılan işlem çok basit. Sadece toz varak kullandık ve eskittik. Bu kadar yani. Ve ben şu kızımı şöyle alıyorum. Yaşlandım ya. Hayır, saçlarım beyazladı gibi oldu değil mi böyle? Çok hayır, güzel çok olmuş. Güzel oldun. Soralım, Arzu Hanım saçları nasıl olmuş? Hayır, şey siyah beyaz oldu şu an. Hayır, hayır. Vallahi çok güzel oldu. Sen şey yapmıyorsun ama güzel oldu. Ben değilim ya. Yaş olmuş 38, bırak da değil mi? Birazcık da yani. Yurt dışından bir şeyimiz var galiba. Ne güzel, kapten seviyorum seni demiş. Hmm. Arzu Hanım'ın saçları bu arada boyanan objeden bahsetmemiştim diyor Şebnem Hanım. Teşekkür ederim. O zaman ne diyoruz? Görüşmek üzere. Evet.